kim ne derse desin, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ya da tutuklananların beklentilerini güçlü tutmak için hem içeriden hem de dışarıdan büyük çabalar var. Devlet ve millet bunun farkında. Dün Başbakanlık hesabından paylaşılan tweette korku olgusunun ifade edilmesini bu yüzden anlamlı buluyorum. Yeni bir kalkışma tezviratları ve son günlerdeki ilginç yargı kararları da adeta bu korku sarmalını yeşertip örgüt üyelerine dayanın mesajı verir nitelikte. 20 Eylül 2016 tarihli Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve 30 Eylül 2016'da İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar bu yüzden dikkat çekicidir. Önce Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin o kararındaki ifadelere bakalım. Şüpheli NK hakkında FETÖ-PDY isimli silahlı terör örgütüyle bağlantılı ve üyesi olduğunun belirtilmesine rağmen şüphelinin mensubu bulunduğu iddia edilen FETÖ-PDY isimli terör örgütünün 3713 sayılı kanunun 1 ve TCK'nın 314. maddelerinde tanımlanan terör örgütü ya da silahlı terör örgütü olduğunu gösterir düzeyde örgütün niteliğinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmesine yönelik olarak bağlantısını ortaya koyacak şekilde A. Örgütün kuruluşu, kurucuları, amacı, stratejisi, eylemlerinin neler olduğu, B. Türkiye'de ve Türkiye dışında Türk vatandaşları ya da Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlara karşı gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerinin bulunup bulunmadığı, varsa bu eylem ve faaliyetlerin nelerden ibaret olduğu, C. Örgütün kuruluşu, amacı hakkında alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararı olup olmadığı hususlarının ayrıntılı bir şekilde araştırılarak gerektiğinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlardan belge ve dokümanlarının temin edilmediği. Amaç, belge ve delil isteyenlere şimdi şu soruları soralım. 29 Nisan 2016'daki MGK toplantısında terör örgütü olarak kabul edilerek Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne giren FETÖ tanımlaması yeterli delil değil midir? 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, MİT'i ve emniyeti bombalayan ve halkın üzerine ateş açanlar FETÖ'cü değil de uzaylı mıdır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katletmeye yeltenenler ve kuvvet komutanlarını rehin alanlar Patagonyalı mıydı? Örgüt var, eylem var, itiraf var. Daha ne olsun? Şimdi de İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına bir bakalım. Samsunlu iş adamı Galip Öztürk'ün infaz durdurma başvurusunu 2 ay inceledikten sonra red kararı veren hakimin yakınlarına tersi bir durumda ilk ben yanarım dediği iddiaları ve karar gerekçesi. Buradaki tersi ifadesinden FETÖ dönerse beni yakar anlamı çıkmıyor mu? Galip Öztürk'ün tweetlerinde daha da ciddi iddialar var. Devlet gereğini yapar elbette ancak bu gelişmeler gösteriyor ki korku imparatorluğunu yeniden inşa etme çabalarına omuz verenler hala iş başında. Ne var ki farkında değiller. Korku bu millete vız gelir tırıs gider. Çünkü bu millet o gece ölümü öldüren millettir. Hainlerin silahına, tankına ve bombasına kafa tutanlar Allah'tan başka bir şeyden korkar mı?